Çünkü doğru ulaşmadığı zaman insanlar yalana mahkum olmak durumunda kalıyor. Bu manada basınımızın mutfağında, sahasında, editör masasında çalışma gösteren tüm kardeşlerimize de buradan tekrar günlerini tebrik ettiğimizi, selamlarımızı ve muhabbetlerimizi iletmenizi istirham ediyorum. Bu akşamki toplantımız aslında bir serbest kürsü. Bu yönüyle de bunu bir açılış konuşması olarak lütfen değerlendirmeyiniz. Sohbet edebileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz. Aslında siz her günümüzü bize ayırıyorsunuz. Bugün de biz günümüzü size ayıralım arzu ettik. Bu akşam sizinle beraberiz. Bu akşam sizinle birlikteyiz. Siz nasıl arzu ediyorsanız gecenize o yönüyle şekil vereceğiz. Ben sözü aramızda duayen gazeteci büyüklerimiz var, kardeşlerimiz var. Mesleğe henüz başlamış genç kardeşlerimiz var. Bugünün aynı zamanda çalışan gazetecilerimiz adına özlük haklarının iyileştirileceği, daha iyi şartlarda çalışabilecekleri, imkanlara kavuşabilecekleri bir güne de vesile olmasını diliyorum. Bu hususta biz sendikal mücadele içerisinde de her defasında dilek ve temennilerimizi yerine getiriyoruz ama dilek ve temenninin ötesine geçmesi için karar verici tüm merkezleri, mercileri, bu işin sahiplerini de basın çalışanlarımızın kıymetini bilmeye davet ediyoruz. Bu hususta özlük haklarını iyileştirmeye davet ediyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Bir emek sömürüsünde yaşadığımız coğrafyada bahsedebiliriz. Eğitim çalışanları adına cümle kurduğumuzda özel sektörden devlet kademelerine kadar bir emek sömürüsünün olduğuna şahit oluyoruz. Dönüp baktığımızda benzeri hemen tüm meslek gruplarında geçerli. Bu yönüyle şunu ifade ediyoruz. Basın çalışanlarımızın da emeğinin, alın terinin haklı karşılığını bulabileceği günlerde tekrar buluşmak ümidiyle onur verdiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık, kıymetli teşvikleriniz için ben her birinize ayrı ayrı en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bekliyorum. Allah'a emanet olun.